itibariyle düşünsene dünyanın en sıcak 3 Evet. ülkesi Suriye, Irak ve İran'a komşusu. Komşusun. Yani yaklaşık olarak 2000 kilometre. Evet. Şeyi bırakıyorum, Karadeniz kendi başına bir olay. Yani Ruslarla Osmanlı ve Rus İmparatorluğu 15 tane savaş mı yaşamışlar? 10 tanesi, 11 tanesi Karadeniz'den dolayı ve Boğazlardan dolayı. Dolayısıyla böyle bir konumlandırılmış bir ülke, Türkiye açısından söylüyorum. Doğal olarak bütün bunları konuşacak. Tabii. Ama sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Yani iktidar, şimdiki iktidar açısından söylüyorum. Şimdiki iktidar bana göre tamam pragmatik, Erdoğan açısından söylüyorum. Yani bugün böyle, yarın böyle, umurunda bile değil. Dış Tabii politikada da belli yok. ölçüde pragmatik zaten olmak zorundasın. Yani Zorundasın. ben şunu demeye çalışıyorum. Muhalefetin çok fazla çantada keklik görünümü var. Bence çok sıkıntılı. Çok Biraz sıkıntılı. daha az çantada keklik Ya olmakta ama fayda var yani yani. şeyden kaynaklanıyor bu. Bugün için söylemiyorum. Yani örnek vereyim. Kemal Bey'in en önemli söylemlerinden birisi OBİT, Orta Doğu Barış İşbirliği Mesela. Teşkilatı. Mesela. 2018 Evet. de söylenen bir söylem bu. Bak 2018'den sen böyle bir şey ortaya atıyorsun. Suriye, Irak, Türkiye ve İran diyorsun. Evet, çok önemliydi. Dört komşu ülke yan yana gelsin, konuşalım, yapalım, çözelim filan diyor. Gerçekten yani sen de söyledin. İnanılmaz önemli bir olay. İnanılmaz. Yani o bölgeyi hani dolaşıp gören, oradaki insanlarla konuşan birisi olarak söylüyor. Ve çok önemsendi. Bugün de çok önemseniyor. Ama bir adım atılmıyor. Atmadı daha doğrusu hadi CHP bu konuda. Biraz canlı tutarsın bazı şeyleri ya. Bazı Hiç. projelerin değerleri vardır. Sadece söylem düzeyinde değil ama Ya yani. işte dış Bu ama politika. Suriye konferansları da düzenlendi Hüsnü abi. Yani Evet, bir tane. bu olayı böyle sığınmacılara indirgemek yerine daha geniş bir Hayır, niye vizyonla. devam ettirmedin? Tamam, güzel. Düzenledi CHP, önemli. Niye devam ettirmedin abi, o şey 3 yıl oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben şunu demiyorum. Yani. Yani kalkıp sürekli bundan bahsetmesinden onu Değil, kastetmiyorum değil. ama Ya abi Suriye'yi halka bir konuşmuyoruz. mesaj verirken bunun dış ayaklarını ihmal etmemekte fayda var. Ya Çünkü ülkenin. gerçekten aç bak her günkü demeçlere bak görüyorsun orada onları. Peki sen onlara dair bir tutumun var mı, bir fikrin var mı? Sıfır. Yok. Hayır, bırak Olmaz yani. Ukrayna'ya bir yıllık mesele. Ukrayna'ya bir yıllık mesele. Peki Ukrayna olayı öncesinde koskoca bir partinin lideri ve işte iktidara aday bir partinin lideri, CHP olarak söylüyorum. Yani hem Kemal Bey hem CHP olarak. Ya kardeşim niye Rusya'ya gitmedin? Niye gitmedin? Yani bu soru çok önemli bir soru. Bir daha söylüyorum, Ukrayna olayından önceyi Önce. kastediyorum. Mısır'a niye gitmedin? Çünkü Erdoğan'dan korkuyorsun. Yani Erdoğan sana saldırır Sisi'den dolayı. Şimdi Erdoğan Mısır'a gitmeye çalışıyor. Evet. Sen niye daha önce adımı? Şimdi Erdoğan Esed'le barışmaya çalışıyor. İşte kendisi Evet. söylüyor. Putin'e Evet. söyledim benim Mesela barıştır. Şam'a gitse Niye ya gitmiyorsun Şam'a? Kılıçdaroğlu değil Niye mi? gitmiyorsun Bağdat'a? 2003'te, Ağustos 2013'te Şam'a, Bağdat'a gittik. Hatırlıyorum. Ben de vardım. Sen de Ben vardın. de vardım. Kemal Bey'in Tamam, gezisinde. döndük. Döndük Mısır'a gidilecekti. Evet, vazgeçtiler zaten. Vazgeçtiler. Çünkü darbe var orada, darbe olmuş. Ya kardeşim sana ne, sen Mısır'a gidiyorsun. Tahran'a niye gitmiyorsun abi, Tahran'a niye gitmiyorsun? Canım o an gitmezsin de hemen ya bir İşte kısa şey aradan gitti, sonra şey yaparsın. Faruklu'yla Osman Korutürk gitti o zaman. Ben de vardım, sen yoktun o ikinci şeyde. Peki bunları yapmayan bir muhalefet. Şimdi altılı masadan vazgeçtik zaten. Evet. Tabii. Yani O ayrı senin zaten. Orada geçmişin o var. anlaşılır yanları var yani. O Ha, kadar sağ CHP'nin parti geçmişi dediğini var. Bu bileceksin. ülkenin kurucu partisi. İktidarı şu, bu, işte arkanda şu kadar insan var. Ya çıkar dersin ki kardeşim bak biz işte dedik ya Suriye, hani dönmek açısından. Yani Suriye'de şimdi Erdoğan Esad'la barışmaya çalışıyor. Ya bir adım atsana. Yani ondan önce bir adım atsana. Niye önünü kapatmaya çalışmıyorsun örnek olarak? Örnek olarak diyorum. Yani atlar gidersin Şam'a. Gidersin Esad'la dersin ki abi mesela bu. Atlar gidersin Irak'a. Atlar gidersin Moskova'ya, atlar gidersin Amerika'ya, Washington'a gidersin. Ya bir sefer önemli bir parti olduğunu kanıtlamak zorundasın davranışlarınla, söylemlerinle değil. Önemli bir partisin ya, kim ne derse desin. Yani arkanda şu kadar insan var, yani 15 milyon sana insanlar oy vermiş. Bu insanların da bu toplumun aydın insanları, okumuşu, yazmışı, şunu, bunu, kafası çalışan gitmiş, gelmiş. Senden bir şey bekliyor. Ve sen bunu yapmıyorsun. Sen dedin ya, o zaman dışarıdakiler diyor ki abi biz yani bu muhalefetle nasıl iş yapacağız? Yani neye göre, hani yani söylemden vardır ki neye göre biz bu muhalefetin yanında mıyız, karşısında mıyız gibi bir tavır nasıl sergileyeceğiz? İşte onun
en başta söyledik ya. O zaman şöyle bir imaj çıkıyor. Efendim herkes Erdoğan'a karşı, Erdoğan'dan yana. Dışarıdakiler için söylüyorum. Kimsenin umurunda olduğunu zannetmiyorum böyle bir şeyin. Mesele onlar için öyle değil. Kendi çıkarları. Yani mesela ulusal çıkarlarla alakalı. Atıyorum Rusya örneğinden adam bütün Amerika, bütün Batı'yı, bütün mali hegemonyası ile birlikte toplayıp üstüne hücum ediyor. Bütün silahlarıyla bilmem neyi. Ne yapacak yani? İşte Türkiye'de muhalefet... Anladın mı? Bu bizimle alakalı bir şey değil, ki bu. Yani devletlerin kendi ulusal çıkarları ile ilgili bir şey. Ya da Suriye aynı şey. Başka örnekler de verebiliriz. Yani bağımsız Orta Doğu'da başka... Niye peki? Ben Suriye şimdi dışında senin... başka hangi ülke var bilmiyorum ama... Yok Suriye. Şimdi yine ben... de resim... Bak, bir dakika. Seni ben şimdi Esad'ın yerine koyuyorum. Bir kadın olarak. Şimdi sana diyoruz ki kardeşim Esad, bak Erdoğan seninle barışmak istiyor. Esad da diyecek ki ben Erdoğan'la barışmayacağım. Senaryo yazıyoruz. Ben muhalefeti seviyorum. Tamam mı? Yani bu, Millet İttifakı'nı seviyorum. Dedi diyelim. Diyelim. Birisi çıksa Suriye'de yani Dışişleri Bakanlığı. Efendim Sayın Başkan Esad'a yani. Ya biz tamam muhalefeti seviyoruz da muhalefetin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olacak derse Esad ne diyecek ya? Yok abi diyecek Erdoğan çabuk gel barışalım. Eyvahlar olsun 9 saat boyunca orta tut dersin. Böyle bir şeyde denklemde nasıl bir şey olur yani? Nasıl bir şey olur? Onun için hani şeye dönüyoruz o açıklanan belgede dış politika Suriye, evet. Muriye hiç yok ya. Ya yani ne bileyim ben mesela cümleyle. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Suudi Arabistan'a bakıyorsun yani işte bizim yani hiçbir şekilde hiç haz etmeyeceğimiz bir mutlak monarşi yani adamlar. Ama petrolün manasını tutuyorlar. Öte yandan savunmayı Amerika'ya yıllarca teslim etmişler. Vazgeçecekler bu Amerika'nın diyor. Rejim değişikliği projelerinde bunlar da o kadar küstahlar ki bu arada yani gerçekten.